Sorunuzu Hocam için. hükümler aklıma geldi aslında şimdi biz Kur'an-ı Kerim ve hadisleri baz alarak hmm. dini yorumlarda bulunuyoruz eğer Kur'an-ı Kerim'de bir sorumuzun cevabını bulamadık ve hadislerde bu sorumuzun cevabını aldık bu noktada şunu mu demiş oluyoruz biz peygamberin hüküm koyma yetkisi vardır demiş oluruz. Teşekkür ediyorum ve e, başta ne dedim efendim kırmadan kırmadan fakat halkın inni, anlayacağı dilde, mantıkta ve evet. netlikle konuşacağız. Bakın Dilara Hanım ve değerli izleyenlerimiz şu söyleyeceğim Mustafa Akgül'ün bir fikri değil. Dini ilimleri yapanların ve 1400 yıllık din kültürümüzün ortak kabulünü söylüyorum. Dini hükümlerin kaynağı dörttür. Hı. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. Kitaptan kastımız ne Kur'an-ı Kerim? Evet. Biz herhangi bir konuda bir hükmü öğrenmek istediğimizde evvela Allah'ın kitabına başvururuz. Orada açık, net ifadelerle bir şey ortaya konulmuşsa sünnete müracaat etmemize hadislere müracaat etmemize gerek yok. Evet. Çünkü sanki biz hadise müracaat ettik, peygamber Allah'ın söylediğinin aksını mı söyleyecek? Söylese bile bizim için değer olacak mı? Yok. Ama bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de ona dair hüküm yok Dilara Hanım. Ne yapacağız? Kur'an bize yettiğine göre, Kur'an'dan başka kitap kabul etmeyeceğimize göre bu konuyu ya anlayamayacağız ya kafamıza göre yorum yapacağız. Örneklendirirsem daha iyi anlaşılacağını zannediyorum. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın emri var Dilara Hanım. Evet. Hem de çok tekrarlanmış önemine binaen. Bazı e, meslektaşlarımız Kur'an'daki tekrarları çıkaralım diyor. Biz buna da taraftar değiliz. Nasıl olabilir öyle bir şey? Kafalarına göre çıkarmak mümkün mü o Maalesef tekrarları? Maalesef ya böyle bir şey savunulabiliyor Dilara Hanım. Ona çok üzülüyorum. Kızıyorum demeyin. Başlasın. Yani o ayetleri silelim mi? Başta be. söz verdiğim için kızmayacağım. Evet. <laughs> Ama efendim o ayetler tamamen Kur'an-ı Kerim'den çıksın. Ee, aynı diyor ki Firavun hadisesi birçok yerde anlatılmış. Hazreti Musa Mesela ile Hazreti bu diyorlar, Bunlardan he? bir tanesi kalsın öbürünü çıkaralım. Çok e kardeşim buradan hareket ederseniz Rahman suresinde febi ayye ala rabbikumu ayeti kerimesi 28 yanılmıyorsam kele tekrarlam. Onları çıkaralım. Efendim başka yerdeki... olmaz böyle bir şey. Siz o zaman bak DNA'yı bozmak diye bir şey var değil mi efendim? Tabii. Allah'ın kitabının bir DNA'sı var ve 1400 yıldır bu kitaba hiç kimse dokunmamış. Onların aklı yok muydu? Onların ilmi yok muydu? Niçin böyle biraz insanların hoşuna giden, biraz aydın, çağdaş, ilerici görünme sevdasıyla böyle hem de inanca taalluk eden diyeyim sonra da gençler anlasın diye inancı ilgilendiren konularda koca koca çamları niye deviriyoruz? Dedikten sonra ana konuma geliyorum. Bir konuda baktık ki Kur'an-ı Kerim'de Namaz kılın emri var Dilara Hanım. Nasıl kılacağım? Kardeşim sabah namazını kılacağım. E, vakitlere işaretler de var. Hemen hemen yüzde yüze yakın diyorum. Yüzde yüz. Bizim bugün bildiğimiz gibi sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazını kılın, akşamı kılın, yatsıyı kılın gibi değil ama... Defsir, ...bütün ayetlerin toplamından bu beş vakit çıkıyor. Bir de bir ayet var. Kitaben mevkuta namaz müminlerin üzerine vakitleri de belirlenmiş olarak farz bir ibadettir. Kabul ettik ya Rabbi tamam. Fakat ben sabah kalktım namaz kılacağım. Hadi sünnetini Efendimiz kıldığı için kılıyoruz. Farz dediğimiz iki rekatın nasıl, niye iki rekat kılacağım? Kılarken kılmak namazı ikame etmek, evet. yerine getirmek, icra etmek. Tamam da belimi ne kadar bükeceğim? Orada ne söyleyeceğim? Secde dediğimiz şey nedir? Mesela basit ifadeyle secdeyi yere kapanmak diye tarif etsek dilara hanım, yere kapanmanın bin bir şekli Tabii olabilir. Tabii nasıl şekilde olacak ha, bu yani? Bunu biz peki ne diyoruz? Bu tafsilatı e, Kur'an'da bulamayınca, hı hı. kitapta bulamayınca, Allah'ın gönderdiği vahide bulamayınca Peki bunu peygamberimiz nasıl yapmış diyoruz? Hı, onu Hadis olur. işte Kur'an-ı Kerim'de belirtilmeyen, açıklanmayan konuda hemen devreye giriyor evet. ve orada mutlak yetkilidir. Yani Bu, hüküm koyma yetkisi hüküm vardır. Hüküm koyma yetkisi vardır. Bunu bendeniz acizane nasıl izaha çalışıyorum Dilara Hanım? Ee, acizane bendenizin sohbetlerinin biraz dinlendiği söyleniyor. Gerekçe ne biliyor musunuz? gençlerin ve dinleyenlerin aklına yatacak misalleri bulmaya çalışıyorum evet, hocam da hocam ondan onunca. şüphem yok her şey anlaşılır efendim bakınız bugünkü mevzuatımıza göre geçerli hukuk kurallarımıza göre Dilara Hanım tekrar buraya döneceğiz dinin kaynakları diye döneceğiz evet. vaktimiz var diye kanun yapma yetkisi nerenindir Dilara Hanım soru aslında sizin hakkınızda ben de size soruyorum büyük millet meclisini evet. doğru mu Büyük Millet Meclisi bir gün toplanıp da bakanlar kuruluna kanun gücünde kararname yetkisi verse, 3 aylığına 6 aylığına bir sen. Ondan sonra 25-30 kişilik bakanlar kurulunun kararı da kanun gücünde olur mu olmaz mı? Olur. Ya halbuki 25 kişi kanun yapamazdı ana kurallara göre. Kardeşim bu yetkiyi onlara meclis verdi. O meclisin çalışmadığı dönemde onların koyduğu hüküm de kanun, meclisin koyduğu hüküm gibi kanun gücünde olur. Şariye hakiki diyoruz biz ona dini tabirle. Hı. Peki Asıl... Kur'an-ı Kerim e, verdi mi o yetkiyi Heh, peygamberine? Allah razı olsun. Ben oraya getirmek istiyorum, sen yakaladın. Buyurun açtım hocam. Efendim, kitap dedik aslı şari hakiki diyoruz biz dini tabirle. Asıl hüküm koyma yetkisi, mutlak hüküm koyma yetkisi Allahu Teala'nındır. Peygamberin hüküm koyma yetkisi nerede vardır? Allah'ın verdiği yetki sınırları içerisinde hmm. ve Cenab-ı Allah'ın açıkça hüküm koymadığı yerlerde. Nerede koymuş? Nerede vermiş? Ve ma fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Ey kullarım, Peygamber size neyi verirse onu alın. Peygamber de sizi neyden yasaklarsa ondan kaçının. Hmm. Vermiş mi vermemiş? Vermiş. Kul bitmedi. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettabi'uni yuhbibkumullahu ve yafir lakum zunubekum. Ya Muhammed ümmetine söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Evet. Emri veren Allah. Ta ki sizi affetsin günahlarınızı bağışlasın. Ben inanın zamanı bu örneklerle kullanmayı istemiyorum. Fakat şu ayet çok çarpıcı bana göre. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara Ya Muhammed, ihtilaf ettikleri bir konuda seni hakem tayin etmedikçe ve verdiğin hükme gönül rızasıyla boyun eğmedikçe mümin olamazlar. Bundan daha başka yetki nasıl? O zaman bizi şirke götürür mü? Diğer yani. konu e, başlığımdı fakat onu sormak istemiyorum artık aslında cevapladınız. Şimdi hani... bak şirk çok kötü bir şey de. İki otorite almıyoruz biz sonuçta. Bir... Allah razı olsun. Mutlak evet. otorite Allah'a aittir. Onun beyan etmeyip bana göre bilerek bıraktığı konularda... Allah-u Teala haşa bilmediği için değil evet. bilerek bıraktığı konularda peygamber ikinci sırada hemen yetkili hüküm koyma yetkisine evet. sahip efendim dedik ki namaz değil mi bakın e, şeklini bilmiyoruz miktarını bilmiyoruz bana kalsaydı Dilara Han'ın sab sabah namazını 10 rekat derdim çünkü yeni kalkmış insanların Biraz harekete daha ihtiyacı var olsun. Efendim daha ya yorulmuş akşama kadar 2 rekat kılsın demeye kalkardım hmm. yok Orada peygamber devreye girmiş ve ne demiş Dilara Hanım? Sallu kemaraitumuni usalli. Ben namazları nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Bitti bütün şekiller, gruplar. Şimdi bize sorar bazı gençler. Hocam sabah namazında hoca efendi sesli okuyor. akşamda da yatsıda sesli okuyor. Öğlen de de niye sessiz okuyor? Bazıları kendince gerekçe ileri sürmeye çalışır. Gündüz müşrikler kafirler duymasın diye. Yok cuma namazı gündüz kılındığı halde sesli okunuyor. Efendimiz öyle kıldığı için. Sabah namazın farzı niye 2 de öğlen 2 4? Peygamberimiz öyle kıldığı için. Hı.